Arkadaşlar merhaba. DNR Hidroponik Topraksız Tarım kanalına herkese selamlar. Hobisetimizin bu haftaki gelişiminde hasat yapacağız. Şu şekilde yeşil soğanlarımızı artık hasat edeceğiz. Aynı zamanda şu şekilde salatalıklarımız da mevcut. Onları da hasat edeceğiz. Önce şu şekilde yeşil soğanları çıkartalım. Ben yeşil soğanların bir kısmını zaten hasat etmiştim. Kalanlar da bu şekilde. Yaklaşık olarak bir aylık yeşil soğan bu boyuta geliyor. Her bir plasaksının içerisinde 4 adet göğer soğan denilen soğanlardan koyduk. Bir ayın sonunda şu kadar yeşil soğan ürettik. Ben yanılmıyorsam 4 adet de geçen hafta şu şekilde çıkarmıştım. Yani şu şekilde yeşil soğan gayet verimli. Bunları tüketeceğiz. Şu şekilde domateslerimize bakmak gerekirse çeri domateslerimiz şu şekilde. Güneş çok parladığı için belki net çıkmıyor olabilir. Bu şekilde sürekli olarak üstten dökmeye devam ediyorlar. Tekrardan çiçek açımı mevcut. Yine diğer domateslerimizde de bu şekilde oluşmaya başladılar. 3 adet burada domates fidesi var. Farklı cins olarak diğer domateslerimizde şu şekilde. Yaklaşık 1. 4. ya da 5. haftalarındalar. Şu an tüm bitkiler. Patlıcanlarımız da şu şekilde. Onlar da çiçek düşümüne başladılar. 2 adet patlıcanımız var. Biberlerimiz de şu şekilde. Evet, şu şekilde biberlerimiz de oluşmaya başladı. Üst taraftaki domateslerimiz, biberlerimiz, patlıcan. Bu şekilde hasatını gerçekleştirdiğimiz yeşil soğanlarımız da bu şekilde. Şu şekilde yapraktan domates köklendirmesini deniyorum ve gayet başarılı. Ama tabi bu zarar görmüş. Şu şekilde yapraklar kurumuş. Tekrardan kopartıp deneyebilirim. Ama köklenme şu şekilde mevcut. Alt kısma geçince şu şekilde salatalıklarımız var. Salatalıklarımız da hasata geldi. Şuradan başlamak gerekirse irili ufaklı hemen hemen hepsini alacağım. Şu şekilde. Yani en hızlı salatalık ve yeşil soğan şu anlık yaklaşık bir ayda hasata geliyorlar. Gayet güzel iri salatalıklar mevcut. Şu an görebildiğim başka arada kalan sanırım yok gibi. Evet, salatalık hemen hemen bu kadar. Kaldıysa şu yaprakların arasında tam göremiyorum. Onlara birazdan dikkatli olarak bakarım. Bunları da koymak gerekirse şu şekilde. Yeşil soğan ve salatalıklarımız. Salatalıklar gayet güzel. Bunların lezzetlerine bakacağız. Alt kısımda aynı zamanda kavunumuz da var. Kavun olarak üzerinde ben birkaç tane görmüştüm. Küçük. Şu an tam göremiyorum ama şunda da olabilir. Şu an kavunu göremiyorum. Yukarıdaki seradan karpuz fidesini buraya getirdim. Şu şekilde. O da burada büyümeye devam ediyor. Karpuzumuz burada. Şu şekilde. Meyvesi de şu şekilde. Karpuz bir adet de şurada var. Tabi o tam güneş görmüyor. Onun oradaki gelişim sürecine bakacağım. Olmazsa onu bu tarafa tekrardan
alacağım. Şurada biberlerimiz, yine alt kısımda 2 adet biber filemiz var. Onlar da bu şekilde. Diğer biber filemiz de çiçeğe düşmüş. Hatta şurada ufak bir meyvesi de mevcut. Bu şekilde. Biberleri de büyük ihtimal bir hafta 10 gün içerisinde biberleri de toplamaya başlarız. Domateslerimiz de büyük ihtimalle şu bağı bir hafta 10 gün içerisinde kızarmış olur diye düşünüyorum. Üst kısımlarda boşluğumuz kaldı. Çok fazla ekmeyeceğim artık sık olarak. Çünkü domatesler burada bayağı bir büyüyecek üst katta. Çok fazla sıkışacaklardır. O yüzden bu boş alanları şu an ekmeyi düşünmüyorum. Günlük su tüketimi çok fazla bu şekilde. Yani günlük hemen hemen bir tank tamamen bitiyor. Hem bitkileri suyu çekmesinden hem de sıcak havalardan dolayı çok fazla tüketim oluyor. Su buharlaşıyor. Ben birazdan su takviyesi yapacağım. Eksilen besini ekleyeceğim ve pH ayarlaması yapacağım. Genel olarak durum bu şekilde. Domateslerimiz gayet sağlıklı büyüyorlar. Sürekli olarak üstten bu şekilde çiçek tutumu, meyve tutumu devam ediyor. Hasatımız da şu anlık bu şekilde. Salatalıkları kopardıktan sonra artık daha hızlı boya doğru gideceklerdir diye düşünüyorum. Bu şekilde tekrardan sürekli olarak salatalık alttan geliyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Hoşçakalın.